Öncelikle rabıta ne demek? Kelime itibarı ile inceleyelim. Rabıta demek, iki şeyi bir araya getiren, bağlayan demek. Mesela iki tane tahta düşünün. Bu iki tane tahtayı bir şeyle bağladınız. Onu bir arada tutan o tele rabıta denir. Veya iki şeyi birbirine yapıştırdınız. O arada ki bağ, o tutan bağ rabıta denir. Bu lügat manası. Bir de tasavvufi olarak bakalım ki zaten bizim de bu akşamki dersimiz bununla alakalı. Rabıta tasavvufta şu demektir. Müridin mürşidini düşünerek dünyaya ait olan şeyleri kalbinden çıkarması ve mürşidi vasıtasıyla kalbini Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a bağlaması. Müridin şeyhini düşünerek kalbinden dünyaya ait olan şeyleri çıkarması ve mürşidi yolu ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a manen ve hayalen bağlanmasına rabıta diyoruz. Veya rabıta bir müridin, tasavvufa giren bir şahsın mürşidin ruhaniyetinden, ruhundan feyiz alması demektir. Zira tasavvufta bir mürşide bağlanmak dediğimiz olay birçok manaları içine alıyor. Dünyada Allah Celle Celaluhu sevdiği kullarını feyzin deposu yapmış. Feyzin trafoları yapmış. Allah dostlarının gönülleri Rabbimizin feyzinin trafoları. Ne gibi? Aynı dünyada olduğu gibi. Bakınız, uzun yollara gittiğiniz zaman da çok böyle yüksek direkler görürsünüz. Bu direklerin üzerinde de yüksek voltajlı elektrik tellerini görürsünüz. Bunlarda yüksek voltaj vardır. Onlar şehirlere, beldelere, kasabalara geldiğinde o aynı direkte olduğu voltaj da evlere gelmez. Gelirse ne olur? Ne beyaz eşya kalır, ne kablo kalır. Ne oluyor? Hemen şehrin girişinde bir trafo var. Şehrin girişindeki trafoya giriyor ve trafodan da her bir yere ne kadar lazımsa o voltajda çıkıyor. Şehre gidecek olan 220 voltajda çıkıyor. Sanayiye gidecek olan o voltajda çıkıyor. Her bir yere trafodan o yerin durumuna göre ayarlanmış olaraktan çıkıyor. Aynen o şekilde yüksek voltajı verseniz zarar olur. Allah dostları da Rabbimizin aynen bu şekilde manevi trafolarıdır. Mevla dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış. Allah Celle Celaluhu yağmuru bulutsuz yağdıramaz mıydı? Yağdıramaz mıydı? Yağdırırdı. Allah Celle Celaluhu insanı annesiz babasız yaratamaz mıydı? İşte Adem Aleyhisselam yaratmış. Hiç babasız insan yaratamaz mıydı? Yaratırdı. İşte İsa Aleyhisselam yaratmış. Yağmur yağmadan topraktan nebatatı çıkaramaz mıydı? Çıkarırdı. Ama Allah Celle Celaluhu ilahi adeti gereğince her bir şeyi bir sebebe bağlamış. Aynen dünyadaki birçok şey nasıl sebebe bağlıysa Rabbimizin feyzi de sebebe bağlanmış. O da işte Allah dostlarının gönül hazineleri. Onların maneviyatları, onların gönülleri ve kalpleri Rabbimizin feyzinin deposu. Bizim manevi durumumuz, feyiz kapasitemiz sadece bir tencere, bir kova kadar iken onlarda öyle bir manevi feyiz hali var ki kendilerine tabi olan müritlere yetiyor dağıtıyor bile. Bakınız, şimdi Efendi Hazretlerimizden bir misal verelim. Burada işte arkadaşlarımız, ders olan var, ders olmayan var. Buradaki arkadaşlarımız bakıyorsunuz şalvarı seviyor, sarığı seviyor, takkeyi seviyor, sakalı seviyor. Ondan sonra burada icabını yatsı namazını ikiye dört kılıyoruz, onu seviyor. Yatsıdan sonra kalmayı seviyor, buraya gelmeyi seviyor. Aslında bunlar
dışarıdan bakıldığı zaman da çok kolay şeyler değil. Allah bize kolay ettiği için bize kolay geliyor. Yani şurada 45 dakika durmak, 1 saat durmak, 1,5 saat durmak ki burada biz en nezih ortamdayız. Bir de eskileri hatırlayın. Yani tepemizden aşağı komple ter oluyorduk. Buna rağmen adam yani hiç kimse hiçbir yerde o şekilde durmayacağı halde tepeden aşağı ter sırılsıklam olduğu ve havasız olduğunu bildiği halde orada adam duruyor 2 saat. Halbuki dışarıdaki birçok insana göre bu çok zor. Hatta dışarıdaki insanlar ne diyor? Orada ne arıyorsunuz? Neden gidiyorsunuz? Onlara çok zor olan bir şey elhamdülillah bize kolay geliyor. Dışarıda insanlar günahtan kaçınma hususunda çok büyük gayret ve çaba sarf ederken biz elhamdülillah sanki gönlümüzde böyle bir hassasiyet var. Yani çok kolay daha bu işi şey yapabiliyoruz, kaçınabiliyoruz. O zaman demek ki bir yerden bize ne var? Takviye var. Bir yerden bize bir takviye var ki bunları yapabiliyoruz ve kolay geliyor. İşte o takviye Allah dostundan senin kalbine gelen veya sana gelen himmettir, sana gelen feyizdir. O feyiz seni ayağa kaldırıyor. Daha önce 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah söylemeden camiden kalkan giden sen, tasavvufa, tarikata girmekle beraber 5000 Allah diyorsun, 5000 La İlahe İllallah diyorsun, rabıta ne yapıyorsun, murakabe ne yapıyorsun? Nereden aldın bu gücü? Sen aynı adamsın. Birisi sana bir manevi fiş taktı. İşte o da senin tabi olmuş olduğun Allah dostudur. Sana bir manevi direnç geldi. Bazı şeyleri daha kolay yapıyor oldun veya hatta hiç farkında olmadan yapıyor oldun. Nereden geldi bu güç? O bağlamış olduğun Allah dostundan, Mevla'nın onun kalbine gönderdiği feyizden sana vermesi ve takviye yapmasıyla oldu. Şimdi sana o kolay geldi. Demek ki Allah dostlarının böyle bir hali var. Mevla feyzini Allah dostlarının gönüllerine, oradan da o Allah dostunun etrafında olan, ister tarikat dersi olsun, ister seven olsun, o da sevmek de güzel bir şey. İster tarikat dersi olur, o listeye isim yazdırmak gibidir. Bir de var ki sevenler vardır, o da güzel, o da istifade eder. Ama şimdi künkle istifade etmek varken niye damla damla istifade edesin ki? O da var değil mi? Yani künkle sana bir manevi feyzin gelmesinden istifade etmek varken niye insan damla damla olandan istifade etsin? Rabıta bir müridin mürşidini manen hayal etmesi ve onun ruhundan kendisine feyiz geldiğini düşünmesi demektir. Kıymetli cemaati Müslümin, bakınız önceden eski zamanlarda insanlar bir tekkiye giderdi. Şimdi bu eski filmlerde görürsünüz. İşte Yunus Emre falan filan görürsünüz onlardan. Reklam yapmış olmuyorum da. Önceden insanlar bir tekkiye giderdi. Ve o tekkiyede yıllarca kalırlardı. Öyle al tasavvuf dersini, tarikat dersini hadi bana eyvallah yok. Yıllarca o tekkede, o tarikatta kalır, o yerde kalırlardı. Oraya hizmet ederler, çalı topla, işte ateşi yak, ondan sonra efendime söyleyeyim, orada dur, oraya hizmet et, bir sürü şeyler. Yıllarca duranlar olur, aylarca duranlar olurdu. Peki, ki her tarafta da tabii dergahlar var, her tarafta da güzel şeyler var. Bugün takdir edersiniz ki kamil, mükemmel Allah dostlarının yani bakıldığı zaman da telefon kimse kapatsın onu. Bakıldığı zaman da gerçekten dört dörtlük İslamiyet'i yaşıyor diye bileceğiniz Allah dostlarının sayısı bir elin parmakları kadar az mı? Az. Az yani. Tamam var, kıymetli insanlar var. Biz uçuracak olanlardan yani en üst limitten bahsediyoruz biz. Yoksa yani pıtrak gibi her tarafta çık var yani, o da diyor ben de şeyhim, o da diyor ben de şeyhim, o da diyor bana rüyada verildi, o bana diyor fırında verildi, o bana diyor bakkalda verildi diyor, o bana diyor falan yerde verildi, her tarafta var yani. Sarı çizgili Mehmet Ağa falan adam köyde ne silsilesi var, ne üstadı var, ne oldu bir gece ben işte bana birileri görürdü, kim görürdü o da belli değil, bana sen dediler ki sen şeyhsin, ben de oldum şeyh.
mantar gibi. Mantar da öyle olur değil mi? Hemen bir anda olur o. Ama ulu çınarlar, onlar çok uzun zamanda olur. Mantar en ufak bir şeyde gider, ulu çınarlar onlar hep devam eder. Yaşayan Allah dostlarının sayısının son derece az olmuş olduğu bir zaman dilimindeyiz. Bugün bir adam tarikat dersi, tasavvuf dersi alacağım diye 3 saat ona gitse, 3 saat de ona dese ki bir sene burada bekleyeceksin, kim durabilir? Baştan var ya, hatunlar yer bizi. Hatunlar yer bizi. Sen madem niye evlendin, niye dergâh çektin, niye evlendin? Bir sürü şey yani. Kızgın ya üzerimize. Duramayız. Yani buna hatunlara da atmayalım. Ne işimiz müsait, ne kendimiz müsait. Dünyalık işler ta tepemize kadar doldurmuş. Şimdi üstadlarımız ne yapıyor? Dersi veriyorlar. Ya o veriyor, ya onun vekili veriyor. Gidiyorsun, dersini yapıyorsun. Peki, önceden insanlar dergahlarda uzun zaman kalırdı ve üstadlarını devamlı görürlerdi, ondan istifade ederlerdi. Şimdi üstadlardan ayrıyız. Şu anda Efendi Hazretlerimizi görmeye gitsek, yani 3-5 saniye için orada saatlerce bekleniyor mesela. Efendi Hazretlerimiz çok sağlıklı, saat o kadar şey değil. Veyahut da yoğunluğu oluyor, onların işleri oluyor, onların meşguliyetleri oluyor. Kolay değil. Yani biz bir evi idare ediyoruz, onlar koca bir cemaati idare ediyorlar. Peki bu insanlar üstadlarından nasıl istifade edecekler? Yanına gidemiyor. Uzun zaman kalamıyor. Efendim kalma imkanı yok. İşte onun yolu rabıtadır. Neden? Minel kalbi ilel kalbi sebila. Kalpten kalbe yol var buyuruluyor. Kalpten kalbe yol var. Sen ruhun neyi düşünüyorsa sen oradasın. Sen eğer ruhunla gül bahçesinde olduğunu düşünüyorsan gül bahçesindesin. Sen ruhunla çöplükte olduğunu düşünüyorsan çöplüktesin. Sen ruhunla üstadının yanında olduğunu ve üstadından sana feyiz geldiğini düşündüğün anda sen onunla berabersin. Aynı onun yanında nasıl istifade ediyorsan uzaktan da öyle istifade edersin. İletişim şeyleri zamana ve yere göre değişebilir. Mesela iletişim şeylerinden en güzeli gidebilmektir değil mi? Gidemiyorsan telefon açarsın. O da güzel bir şey. Şimdi Efendi Hazretlerimizi her zaman telefon açsak müsait mi? Değil. Bir de ne var arkadaşlar? Faks. Faks var bir de. Sen gözlerini kapattın. Üstadınla beraber olduğunu düşündüğün anda buradan çektiğin faks hemen karşı tarafa çıkıveriyor. İtikadi mesele. Öyle inanırsan. Mevla da onlara o izni verirse. Bak bazen de fakslar. Gözünü kapattın. Üstadınla konuşmaya başladın. İşte Efendi Hazretleri, işte dersimi yapıyorum, tasavvufumu yapıyorum. Allah size ahirette bir şefaat imkanı verirse o şefaat imkanından bizleri istifade ettirin ve Mevla'dan gelen feyzin onun kalbine, ondan da senin kalbine geldiğini düşündüğün anda İşte sen şu anda üstadının yanında gibisin. Şimdi bazıları var. Efendim, bir üstadı düşünmek olur mu öyle bir şey? Ya arkadaş, tuttuğun takım ne haldedir düşünürken bir şey yok. Nişanlını düşünürken bir şey yok. Düğününü düşünürken bir şey yok. Düğüne yakın kafayı koyduğunda işte benim bir evim olacak, benim bir hatunum olacak veya benim bir kocam olacak, sıkıntı yok. İmtihana gireceğin zaman da ne alacağın, nasıl olacak bir sürü plan proje, sıkıntı yok. Dünyalık bir işlerde gidip birisinden bir şey dilenirken sıkıntı yok da bir Allah dostunu, Allah'ın kendisine tecelli etmiş olduğu ve baştan sona İslamiyeti ve şeriatı yaşayan bir Allah dostundan feyiz geldiğini düşündüğün zaman da mı tehlikeli oluyor? Zaten dünyada düşünmeyen insan var mı? Adam bazen öyle ki ben hissediyorum, adam benimle konuşuyor başka şey düşünüyor. Benimle konuşuyor başka şey düşünüyor. Gözlerinden anlıyorum. Şimdi ne oldu bu adam? Dinden mi çıktı? Ona takmış mı oldu? Bir Allah dostunu düşünmek feyze sebeptir arkadaşlar. Bazıları da şöyle derler. Efendim neden direkt Mevla'dan feyiz geldiğini düşünmüyoruz da falan efendi, filan efendi ondan feyiz geldiğini düşünüyoruz. Şundan dolayı. Senin henüz kalbin ve ruhi durumun
manevi durumun Mevla'nın direkt Zat-ı Fakir Sübhaniyesinden feyiz almaya kabiliyeti olmadığı için, sen daha işin başında müftedi olduğun için sana ancak aracılarla feyiz gelir. Az önce verdiğim misalde 10 bin volt elektriğin eve geldiğini düşün. Ne olur? Zayiat olur. Hatta günümüzde bazıları vardır mesela. Bunlar biraz da böyle toplumda çok böyle Allah adamı çok böyle farklı gözle görülür ama aslında sorun var. Adam bağırıyor musun? Allah diye bağırıyor, irkiliyor, atıyor kendini bir şeyler efendime söyleyeyim falan filan. Şimdi bizim milletimiz dedi ki aa diyor, adam diyor Allah'a ermiş. Olur mu kardeşim? Adam şase yapıyor, şase. Şase yapıyor adam. Neden? Kamil, mükemmel bir mürşide bağlı olan bir zata o mürşit elektriğini dengeli verir. Dengeli verir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da böyle haller var mıydı? Atmalar, sıçramalar, dönmeler, çifte paranda atmalar var mıydı böyle bir şey? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh var mı? Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'de böyle farklı bir anda kendini attı, yerlere bağırdı, ağzından salyası böyle bir şey var mı? Yok. Ne var? Adama gelen elektrik, manevi elektrik, o da tabii trafodan kaynaklı. Tamam mı? Trafonun kalitesinden kaynaklı. Dengeli gelmeyince adam bakıyorsun garip haller. Oysa kamil, mükemmel bir mürşit mükemmel bir trafo vazifesi yapar ve her bir müridinin durumuna göre, konumuna göre o manevi trafonun altına koymuş olduğu kovanın büyüklüğüne göre taşmayacak şekilde ona feyzini verir. Kamil, mükemmel mürşit işte. Rabıta da budur arkadaşlar. Efendi Hazretlerimiz her seferinde buyururdu. Bizim yolumuzda mısır gibi patlamak yok, buğday gibi yanmak var. Mısır gibi patlamak yok, buğday gibi yanmak var. Hatta bazen bizim tasavvufi kurma giren arkadaşların icabında kalplerinden de ya bu kadar zamandan beri Allah diyoruz, la ilahe illallah diyoruz, böyle ne bir kıpırdanma oldu, ne bir rüzgar oldu, ne bir böyle bir sıçrama oldu, ne bir işte gökyüzü, ay, feza, Mars, Jüpiter falan, astronot, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey de görmüyoruz. Rüya da görmüyoruz. Onlar tasavvuftan istenen şeyler değildir. Tasavvuftan istenen şeyler direkt Mevla'nın Zat-ı Pâki Sübhanesidir. Diğer olan şeyler, onlar Mevla öyle bir şey verirse bir kıymettir, tartiptir ama istenen şeyler değildir. Padişahın veya mülki amirin karşısındayken insan oradaki işte kaleme, kalemin kutusuna, oradaki masadaki şeye bakar mı? Bakmaz. Direkt ona kilitlenir. Aynı ne gibi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mevla'ya doğru manen giderken sağından ve solundan ya Muhammed dur dendiği halde hiçbir yere iltifat etmedi. Direkt Mevla'nın Zat-ı Pâki Sübhanesine devam etti ve Mevla ile görüştü. Eğer sağa veya sola herhangi bir yere baksaydı Mevla ile görüşülemeyecekti. Neden? Mevla'ya giderken hiçbir şeye bakılmaz. Hiçbir şey de istenmez. Sadece Allah Celle Celaluhu'nun Zat-ı Pâki Sübhanesi istenir. Demek ki rabıta bir mürşit efendiden manen feyzin geldiğini düşünmektir. Bir nevi bir manevi alışveriştir. İnsan tarikat dersini, tasavvuf dersini yaparken bu zihniyet içerisinde yapacak. Rabıtaya şimdi bazıdan eleştirdiği noktalardan bir tanesi efendim rabıtaya biz hiçbir zaman hiçbir tarikati kurum rabıtaya ibadet demez. Rabıta bir ibadet değildir. Bir eğitim şeklidir. Rabıta bir metottur. Bir gönül dünyası düşünün. Gönül dünyası. Bunun aktığı bir yer var. Ve bu gönül dünyasına bir çeşme var ki o çeşmeden devamlı dünyalık düşünceler, dünyalık şeyler akıyor. Rabıta demek o gönül dünyasına akan dünyalık ve bulanık olan suya bir tıpa koymak demektir. İşte o da rabıtadır.
Sen Mürşit Efendi'yi düşündüğün zaman da diğer bütün dünyalık düşünceler gittiği için onun sana bir faydası oluyor. Kıymetli kardeşlerimiz, rabıta bir taklittir. Bakınız, insanda taklit etme, örnek alma fıtratında vardır. Estağfirullah. Lekad kâne fî rasûlillâhi üsvetun hasenâ. Ahzab suresinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da sizin için çok güzel bir örnek var. Şimdi bizler bir mantık yürüsek, şöyle diyebilir miyiz? Ben Kur'an'ı örnek alırım. Alamaz. Çünkü Kur'an bir canlı değil. Kur'an yazılı yapraklar. Peki, efendime söyleyeyim, işte Kur'an'ın içerisindeki yaprakları örnek alırım, yine olmaz. İçerisinde bulunanların üzerine giydirildiği, sizinle ortak yapıda olan bir zatı ancak örnek alabilirsiniz. O da Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ancak seninle ortak noktaları olan ve Kur'an'ı kendi üzerine giymiş olan şahsı örnek alırsın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara bir örnek numune midir? Numunedir. Peki şu denebilir mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı ile artık o örnek olma, o lider olma kurumu gitmiştir, bitmiştir. Hayır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam El ulema ve resulü'l enbiya buyuruyor. Alimler peygamberlerin varisleridir. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın yapmış olduğu vazifenin aynısını kimler devam ettiriyor? Alimler devam ettiriyor. Ulema devam ettiriyor. Ve insan tasavvufa girmekle beraber nasıl sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı taklit ettiyse o da kendi zamanında bulunan peygamberi taklit etmekle aynı şeyi yapmış oluyor. Günümüzde de bu böyledir. Mesela insanlar bugün diyelim bir çocuk en küçük yaştan itibaren taklide başlar. İlk etapta annesi babası önündedir, onu taklit eder. Sizin halleriniz ve hareketlerinizi çocukta görmüyor musunuz? Bakın taklit etme ta küçükten başlıyor. Sonra biraz büyüyor, işte medreseye gidiyor, işte ne bileyim başka yere gidiyor. Orada kim varsa onu taklit ediyor. Hayatı boyunca hep önüne koyduğu şeyler var. Hayatı boyunca. Koyduğu hedefler aynı şekilde, şu adamın hedefine ulaşmalıyım, şu kurumun hedefine ulaşmalıyım, o nasıl yapmış, ne şekil yapmış veya bu işte daha mahir olanlar ne yapmış? Kimisi mal olarak onu alıyor, kimisi teknoloji olarak alıyor. Bunların hepsi bir taklit değil mi? Dünyalık meselede insan taklidi nasıl da gerekli görüyor. Dünyalık meselede taklit ne kadar önemliyse, ahiretlik meselede de taklit o kadar önemlidir. Kaldı ki bu manevi bir taklittir. Bir Allah dostuna bağlanan kişi aslında o dini nasıl yaşıyorsa, dini yaşayan ve yaşanabilir olduğunu görmüş olduğu bir zatı taklit ediyor. O yaptı, ben neden yapamayayım? Etrafımızda da böyledir. Bak falan kardeşim yapmış, ben neden yapamayayım? Falan kardeşimiz bu usta adım atmış, ben neden atamayayım? Ve bu silsile yoluyla ta mürşide kadar gidiyor. Veyahut da rabıta demek, zayıfın güçlünün peşinden gitmesi demektir. Zayıfın güçlünün peşinden gitmesi demektir. Çünkü güçlü insanlar her zaman zayıflar için bir ilham kaynağı olmuştur. Hatta ordularda bile öyle değil mi? Komutan atıldıktan sonra, komutan öne geçip ya Allah dedikten sonra ordu peşinden gelir. Öyle komutan ben geri de efendime söyleyeyim siz gidin işaretin yok öyle şey. Komutan ne zaman ileriye atılır ondan sonra o güçlü şahsiyetten, o özgüvenli şahsiyetten güç alan insanların da onun peşinden gittiğini görürsünüz. Manevi önderler de şeytana ve nefse karşı yapmış olduğumuz savaşta aynen o güçlü insanlar gibi öne atıldığı için o bazda da bize faydalı olmuş oluyor. Böylece rabıtayı inşallah anlatmış olduk. Demek ki rabıta bir manevi,
feyiz alışverişi bir Allah dostunun manen düşünmekle onun kalbindeki feyzin bizim kalbimize akmasını düşünmek manasına geliyor. Allah dostlarını sevmek en büyük sermayelerden bir tanesidir. Bir köpek bile Allah dostlarını sevdiği için cennete gidiyorsa, ki Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz, Allah Celle Celaluhu Eshab-ı Kehf'ten bahsederken orada bir köpekten bahseder. Köpek onların peşine takıldı, mağaraya kadar geldi. Onlar mağarada uyuyakaldı. Köpek de onların önündeydi, o da uyuyakaldı. Allah Celle Celaluhu mağaradaki insanları beyan ederken sadece insanlardan bahsetmedi. Köpek de önlerindeydi dedi. Ve İslam ulemasına göre cennete hayvanlar girmeyecek ama birkaç hayvan müstesna. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimizin bineği. Bir tanesi de Eshab-ı Kehf'in kıtmiri derler. Cennete girecek olan hayvanlardan. Bir hayvan ki, bir köpek ki cennet için yaratılmadığı halde Allah dostlarını sevmek ve onların yanında bulunmakla beraber cennete namzet oluyorsa, cennet için yaratılan insan, cennet için yaratılmış olan insan Allah dostlarını sever de cennete namzet olmaz mı? Bir sevgi ki cennet için yaratılmamış olan hayvanı cennete koyuyor ise, o aynı sevgi Allah dostlarına olduğunda biiznillah Mevla'nın fazl-ı keremiyle, Mevla'nın Efendimiz Selim izniyle elbette o da onu cennete koyacaktır. Allah Celle Celaluhu sevdiklerinden, dostlarından, alim, ulema lan bizleri ayırır.